Evet değerli arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi fonksiyonlarla alakalı soru çözümler 4. videomuzla karşınızdayız. Burada daha önceki yaptığımız soru tiplerinden bir tık daha zor olan sorularla beraberiz. Arkadaşlar gördüğümüz üzere bakın güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Burada burada. Klasik olaraktan daha önceki soru tiplerini hatırlayacak olursak şu kısmın şu kısmın 2 yapması için şöyle bir denklemle karşı karşıya kaldığımızı söylemiştik. Bu denklemin çözümüyle uğraşılmaz. Bu denklemin çözümü bizim için biraz sıkıntı yaratır. Her ne kadar diskriminant delta yöntemi x'i x'i olsak da Çözümü bulmuş olsak da çok daha uzatmış gibi oluyoruz. O yüzden kalıbı bozmayalım. Buradaki size önerimiz sorunun benim karşıma getirdiği kalıbı bozmayın. Yani rahat x'i bulabileceğim bir işlem olsa x'e ulaşabileceğimiz bir işlem olsa sıkıntı yok. Hemen net oradan hemen cevabı ulaşabiliriz ama... Bakın burada hafif bir pürüz gördüğüm anda hiç kendimi zorlamayıp kalıbı bozmadan yazıyorum. Şimdi... E güzel de bunu bulduysak şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? Gelin buna biraz kafa yoralım. O zaman da buraya çalışacağız. Değerli arkadaşlar. Dikkat edecek olursak. Şurada 7-2 parantezini almış olduğumu düşünsem. Bakın. Güzel bir Ali Cengiz oyunuyla. Bilirsiniz matematikte Ali Cengiz oyunları bitmez. E, matematikte şu parçayı kullanabileceğim bir ortam yarattım. Şimdi bunun yerine 4 yazalım. Şu adamın yerine 4 yazdığımı düşünüyorum. 7-8'den de aranan değeri eksi 1 olarak buluyoruz arkadaşlar. Daha farklı çözümler, daha farklı uygulamalar elbette yapılabilir. Amacımız şu anki seviyemize uygun uygun kabul edilebilir güzel bir çözüm bulmaktı. Bunu da bu şekilde hafızamıza alabiliriz arkadaşlar. Evet. A'dan B'ye tanımlanan farklı fonksiyon sayısı diyor arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlanan fon farklı fonksiyon sayısı. Dikkat edecek olursak A elemanlı bir kümeden B elemanlı bir kümeye b üzeri a kadar fonksiyon yazılabileceğini daha önceki derslerimizde söylemiştik arkadaşlar. Dikkat edecek olursak 4 elemanlı bir kümeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir kümeye 6 elemanlı bir kümeye 6 üzeri 4 tane fonksiyon yazılabilir. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısı benim sorumda budur. 6 üzeri 4 tane fonksiyon var. Ama değerli gençler farkındaysanız şimdi bize buradaki fonksiyon sayısıyla ilgili bunu sormuyor. Neyi soruyor? 6 üzeri 4'ün asal bölenleri. Asal sayıları hatırlayalım dostlar. Asal sayılar prime dediğimiz prime numbers p ile gösterilen 2, 3, 5 nokta nokta giden sayı kümesi. 6 ile çalışamam. Hemen 6'yı asal çarpanlarına ayırırsam 2 çarpı 3 üzeri 4. Ortak üstünü dağıtırsam bu sayının asal parçalışının böyle olduğunu çok rahat bir şekilde bulurum. Biraz daha üzerine gidiyorum. Soru şu anda kaçıyor benden. Kovalıyorum peşindeyim. Asal bölenleri. Arkadaşlar asal çarpanları ayırdığınızda şu aşağıda gördüğünüz adamlar sizin asal bölenlerinizdir. Hocam 12 de bu sayıyı böler diyor. Mesela buradan 12 buradan bir kombinasyon yaratıp 12'yi ortaya çıkarabilirim diyor. Fakat 12 asal değil. Burada asal çalışma yapmak istiyorsanız kullanacağınız ya 2 vardır ya da 3 vardır. Yani bu adamın bir asal böleni 2'dir, bir diğer asal böleni de 3'tür. O zaman asal bölenlerin toplamı da 5'te yazılabilir arkadaşlar. Diğer bölenler benim için asal olmayacağı için çözüm kümesine alınamaz. Güzel bir soruyla başlangıç yaptık. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakın F13 ifadesinin değerini soruyor. Hemen burada indirgemeli fonksiyon kalıbına uydurmak için fonksiyon parçalarımı şu 3 fonksiyonla alakalı adamları bir yere topluyorum. Şimdi elimde F1 var. F1'i ortaya çıkarmak için 1 olmasını istiyorum. Bakın küçükten büyüğe gideceğiz. Küçükten büyüğe gideceksek şurayı kullanacağız. Burayı nasıl 1 yaparım? Hiç acelem yok. Bunu 1 yapıyorum. X'in 5 olduğu aşikar. X yerine 5 yazıyorum. 5 yazdım X yerine. 17 5 yazdım x yerine 1 x yerine 5 yazdım. Bakın gördüğünüz gibi değeri buldum. Şimdi f1'i kullandığımı varsayarsam elimde f7 değeri var. Acele etmeyelim. f1 yerine 3 yazalım. f1 yerine 3 yazalım. Evet. Burayı çalışacağım. Buradan da f7'yi buluyorum. F7 eksi 3 diğer tarafı evet çok güzel. Şimdi değerli arkadaşlar hatırlayacak olursanız indirgeme kısmımız şura bundan vazgeçemem. Karşımda bu sefer 7'nin olduğunu düşünüyorum. Elimde 7 var. Burası ne zaman 7 olur? Evet bakın burayı ne zaman 7 yapabilirim? X yerine değerli arkadaşlar 8 yazarsak bu değeri nasıl bulunacağını daha önceki derslerde söylemiştik. X yerine 8 yazarsak f13 eksi f7'nin x yerine 8 yazdığımı unutmayınız. Bu şekilde f7 değerli arkadaşlar bakın 7 idi. Hemen burada. Evet gerekli işlemleri yapıyorum. Eksi 7'yi diğer tarafa yollarsak. Evet buradan da aranan değeri 14 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bazen gördüğünüz gibi iki işlem bazen de böyle biraz işlem sırasıyla karşılaşabiliyoruz. Bu fonksiyonlar için çok sıradan bir durum. Evet. F reel sayılardan reel sayılara şurası bir doğrusal fonksiyon olarak düşünülebilir. F a f b değerini vermiş 12. F a artı b'nin yani a artı b'nin bu fonksiyon altındaki görüntüsünü soruyor. Arkadaşlar FA'yı bulalım. Öyle değil mi? Bakın çok klasik karşımda duruyor. FA nedir? 2A artı 5. E, B'nin de günahı var. B'yi de bulalım arkadaşlar. İşte bakın karşımda 2B artı 5. Bunları topla demiş. Şurada bir iki parantezi gözüme ilişti. Burada da bir 10 var. Çok güzel. 2 A artı B artı 10. Dikkat edecek olursanız 12'ye eşitmiş. Arkadaşlar 2 AB'ye 2 kaldı. Demek ki A artı B değeri 1. Yani A'yı da B'yi de bulamayız. Ama toplamlarını bulabilirmişiz. A artı B 1. Hemen zaman kaybetmeden fonksiyonun kuralında A artı B yerine 1 yazarsak bu adamın benden F1'i istediğini rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. İşte karşımda 7. sorunun cevabı. Güzel bir işlem sonrasında cevapla karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Evet. Bakın aynı soru tiplerinin bir devamı niteliğinde bu sefer iki farklı fonksiyon vermiş dostlar. Önemli değil. Önce f3 değeri için çalışalım. Bakın burayı 3 yapmak istiyorum. Artık biraz hızlıyım. x'e 1 veriyorum. x'e 1 veriyorum. x'e 1, e 1 verirsem 2 3'ten g 1'i buluyorum. Benim F3 değerim dolaylı olaraktan G-1 eşitmiş. O zaman bu sefer burayı nasıl eksi 1 yaparım diyorum. X yerine eksi 4 ile bunu yapabileceğimi görüyorum. X yerine eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. İşte G-1 değerimizde eksi 9 ile karşıma geliyor. Tek yapmam gereken. Aradan g eksi 1'i kaldırıp f3 değerinin eksi 9 olarak yazılacağını gördük. Güzel bir soruyla <laughs> devam ediyoruz dostlar. Bakın alışık olmadığımız bir soru tipine benziyor. Daima doğrudur diyor. Sıkıntı yok. Burada o zaman yapmam gereken şu. Burada Hani pratik olaraktan görünebiliyor. Bakın sanki bu çarpanlarının x ve y çarpımları 81 iken 81 sayısının çarpanlarını f'ler altında görüntüye dönüştürüyor şeklinde bir pratik yoldan gidebiliriz gibi düşünüyorum. 81'i yazacak olursak o zaman 3 3 3 9 27 evet. Bakın fonksiyon kuralımız buradaki her bir çarpanı f ile ilişkilendiriyor yani f3, 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 f3. Nihayetinde f3 değerinden 1, 2, 3, 4 tane kullandığı için arkadaşlar f3 üzerinde 4 ile rahatlıkla bu sorunun cevabını bulabiliyorum arkadaşlar. E i̇nşallah matematikte olan bağınız kuvvetlendiğini varsayarsak 12. sınıfta bunun farklı bir çözüm yolunu da göreceksiniz arkadaşlar. Logaritma konusunu gördüğünüz zaman üstel ve logaritmik denklemleri birleştirip burada ek bir çözüm yapabilirsiniz. Şu anki bizim pratik çözümümüz bu şekilde olsun. Evet gene indirgemeli bir fonksiyon sorusu görüyoruz. Yapmamız gereken arkadaşlar bakın önce... 1'den 5'e gidiyorum. 1'den 5'e gidiyorsam küçük olanı burayı 1 yapmam lazım. Hemen x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazarak x yerine 2 yazıyorum. F1'in eksi 1 olmasından yardım alarak F3 değerini evet görüyorsunuz. 2 olarak buluyoruz ikinci evde renk değiştirdim bu sefer bakın burada burada 3 yapmak istiyorum burayı bunun da 4 ile geldiğini görüyorum bütün x gördüğüm yere 4 yazıyorum arkadaşlar x yerine 4 yazıyorum x yerine 4 yazıyorum dikkat edin f3 değerini 2 bulmuştuk demek ki f5 değeri 7 bölü 5 eksi 2 ile karşıma geliyor Acelemiz yok. Yaptığımız işlemin karşılığını almak için şurada üşenmeden bir 4 işlem yapalım. 7'yi yazıyoruz. 2 kere 5 10. Ortak paydamız asla değişmez. Eksi 3 bölü 5 değeriyle de bu sorunun işini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. 11 numaralı sorumuz. Dediğim gibi fonksiyonlar Matematiğin hemen her konusuyla alakalı bir alan olduğu için burada da faktöryel ve üstü sayılarla alakalı bir işlem görüyorum. X yerine n artı 2 gelmiş. X yerine n artı 2 yazalım dostlar. Hiç acelem yok. Önce düzenliyorum. X yerine n artı 2. Bölüm x yerine n artı 3. x yerine n artı 3 yazıyorum dostlar. Bakın. Şimdi eşitliğimiz şuradan devam edelim. n artı 4 faktöriyel. Bölüm 2 üzeri n artı 2 n artı 5 faktöriyel bölü 2 üzeri n artı 3 de sanırım hem fikiriz. Bunun, bunun şuradaki minik parçayı bir silelim. Rasyonel kesirler, bakın birinci kesri olduğu gibi yazalım. İkinci kesi, yanını yazalım. İkinci kesi ters çevirelim. Ters çeviriyorum ve ne yapıyorum? Çarpıyorum. Arkadaşlar şuradan devam etmek istiyoruz. Bu 1 bölü 5'e eşit ama önce bir burayı bir sadeleştirelim. Biliyorsunuz faktöryel hesabında büyük küçüğe benzetilir. Yani n artı 4'e dokunmayacaksın. Matematik böyle söylüyor. Büyük olanı küçüğe benzetiyorum. N artı 5'ten azaltmaya başlıyorum. Hangi terimde duruyorsan faktöriyeli koyuyorduk. Ne demiştik sınıfta? Arabayı durdurdun el frenini çek. Faktöryel azaltılmaları yaparken durduğun terimde faktöryeli el frenini çekmek zorundasın. Üstü sayılardaysa bakın üstü sayılarda bunu tekrar 2 üzeri ne? 2 üzeri 3 bunu da 2 üzeri ne? 2 üzeri 2 şeklinde tekrar yazabiliriz dedik. Bakın şu faktörel ifadesi buna eşit. 2 üzeri n'ler gitsin. 2'den 3 tane var. 2'den 2 tane var. Bu da burayı götürürse 2 üzerine 1. Bir, bir tane 2 kalıyor. 2 bölü n artı 5 değeriyle karşı karşıyayız. Şimdi artık diğer tarafa bağlayabiliriz değerli dostlar. İşler dışlar çarpımıyla n artı 5 eşittir 10 işte aranan değerde arkadaşlar fonksiyonların bu şekilde çok sorusu var. Dediğim gibi fonksiyonlar matematiğin bütün konularıyla çok sıkı bir bağlantı içerisinde. Dört işlem bizi burada kurtardı. Gelin bakalım diğer sorumuza. evet Evet bu videoda da bulunmasını özellikle istediğimiz bir soru tipi daha bu. Fonksiyonları birbirlerine bağlama soru tipi. Önce istenen değeri bulalım. Hatırlayın bir önceki videomuzdan. X yerine X artı 2 yazalım. X yerine X artı 2 yazarsanız dostlar. Parantez becerisi. Evet. Küçük bir 4 işlem. Ve şu biraz çirkin oldu. Evet, evet. Şimdi fx artı 2, 3x artı 8. Bulunsun. Dursun. Arkadaşımız burada dursun. Şimdi arkadaşlar bakın. fx bu. fx bu. fx artı 2 bu. Gayri ihtiyari bu adamı buna nasıl bağlarsın? Bu adamların birbirine bağlı olduğu şu kalıbı kullanarak bakın Şurada 2'yi diğer tarafa atarsam 3x'in, değil mi? Bakın iki, şu adamı diğer tarafa atarsam böyle olduğunu görüyorum. Şimdi 3x'in üzerinden ilerleyerek, 3x'i kullanarak şurada 3x gördüğüm yere fx-2 yazmak istiyorum. Peşinden kim geliyor? Şurada benim çirkin yazdığım artı 8 geliyor. Çok güzel, evet. Burayı bir adam etmek istiyorum. Fx artı 6 ile ki o da burada net bir cevapla burayı da bitiriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sorudur. Bu anlamda yaptığımız ilk soru. Gerekli değerlendirmeyi yaparsınız. Gerekli değerleri yazarsınız. Onun sonrasında her iki değerin ortak elemanını Yerine yazarak işi bitirirsiniz dostlar. Evet. Bakın burada standart bir soruyla karşı karşıyayız. F A artı 1'i hemen oluşturalım. X yerine A artı 1 yazalım. Şimdi bakın F A eksi 1'i kullanacağım. F A eksi 1'i yazıyorum gördünüz. F A eksi 1'i yazıyorum. Ama bakın benim şu anda altını çizdiğim adam F A eksi 1. Bu adam 1, 2, 3 terimden oluşan bir ifade. 3 terimli bir adamın önüne eksi'yi parantezsiz koyarsan iş biter. Fonksiyonları bırak. Bu bir matematiksel gereklilik. Şu anda bu denklemle karşı karşıyayız. Eksi ve parantezi koydum. Çok güzel kendimi garanti altına aldım. Buradan devam ediyorum. Çok pardon. Buradan devam ediyorum. Bakın. 2A artı 2 artı M. Şimdi burası ne yapar? 2A eksi 2 artı M. Ama önde eksi var. Eksi 2A artı 2 eksi M. İşte parantezin gücü arkadaşlar. Parantezi doğru zamanda doğru yerde kullanırsanız sizin en işinize yarayan yardımcınız odur. Net bir çözümle Buranın da cevabını buluyoruz arkadaşlar. Evet. Soru çözümlemelerimizde özellikle bulunmasını istediğimiz bir diğer sorumuz da bu arkadaşlar. Piyasada bu tarz sorular çok dolanır. Şimdi az önce bahsettiğim fx'li terimleri bir yere toplama tekniğini burada da kullanacağız. Dikkat edecek olursanız bakınız fx'i terimlerimi bir yere topladım. E şuradaki eksi buraya geçince artı oldu. Evet bakın. Çok güzel. Şimdi f1'den bahsediyor. Yaz abi f yerine 1 yaz. f1'i oluştur yani. x yerine 1 yazıyorum dostlar. x yerine 1 yazıyorum dostlar. x yerine 1'i şurada kibarca yazalım. Şimdi yerimiz zaten az. x yerine 1 yazdık. Evet. 8, 7 bölü 4. Kabul. Kabul. Şimdi arkadaşlar soru soru bizim karşımıza x'i eksi x yaparak bir engel oluşturuyorsa soruyu kendi silahıyla vuralım. Biz nasıl x yerine 1 yazıp bu denklemi elde ettiysek bu sefer de x yerine eksi 1 yazalım. Gelin. Gelin x yerine eksi 1 yazalım. Bakın çok güzel bir şey çıkacak şimdi. x yerine eksi 1 yazıyorum. xn-1 yazıyorum takip edin. xn-1 yazarsak bu kadar. Bu zamanda da evet xn-1 yazarsak şimdi de şöyle bir denklemle karşı karşıyayız. Eksi 9 bölü 4'te. Soru x'i eksi x yapıp engel oluşturuyorsa soruyu kendi silahıyla vuruyorum. Kendi bulduğum değeri bu sefer negatifliyorum. Arkadaşlar bu aşamada hemen şöyle bir F1 yerine A yazalım. F-1 yerine B yazalım. Şöyle bir modelleme ile göze daha hoş görünür bir hale getirelim. Göze daha hoş görünür bir hale getirdik. Evet. Bize F1 denen A'yı soruyor bu arada. Unutmayınız. Arkadaşlar, şu az önceki AB yazmadığım haldeki denklemleri öğrenciler gördüler mi? Vallahi adamların gözü korkuyor. Biz de ne yapıyoruz? Aslında öyle olmadığını biraz daha basit bir modelleme ile bu şekilde ortaya çıkarabileceğimizi söylüyoruz. Şimdi benim karşımda A değerinin çıkması gerekiyor. Şimdi gelin gelin şurada basit bir temizlik yaparak arkadaşlar şuradan A değerini bulalım. Üstteki denklem yazılsın. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarpalım. Bakın eksi 2 ile çarpıyorum. Hiç acelem yok. Eksi 2 ile çarpıyorum. Evet. Şimdi taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. 1a 4a daha ne yaptı? 5a 7 18 daha 25 böyle 4. Yoğun işlem yaptık. Daha çok beyni yormayalım. Buradan bir sadeleştirmeyle benim a ile temsil ettiğim zaten f1'di. Bakın çok net bir çözümle burayı da sonuçlandırmış. Olalım. Çok güzel bir soru arkadaşlar. E, karşınıza çıkabilecek bir soru. Umarım bu soruyla sizlere yardımcı olmuşuzdur. Değerli arkadaşlar, fonksiyonların soru çözümüyle alakalı olan dördüncü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi ders tekrarları diliyorum arkadaşlar.